Beleştepe'de bu hafta. Haftanın hikayesi. Gellemeler, daha neler neler. İlkay Çelebi ile Tavla Stars ve Nisan'da düzenlenecek İstanbul Tavla Turnuvası ile ilgili merak ettiğiniz her şey. Tavlanın hikayesi. Her taş hareketini ve oyunu çözer, daha sonra da 10 günde tavlayı icat eder ve imparatora sunar. Bu hafta hikayemize katılan ünlüler Melisa Kenter, Günyol Bakoğlu, Deniz Sayar. Maç kaç kaç yarışmacıları Estonya'dan Alo Heinzar, kıymetli oyuncu Serkan Rutkay Ayıköz. Herkese merhaba. Biz aile içinde spor dışında da birçok yarışma içerikli şeylerle uğraşırdık. Aslında her şeyin bir yarışı vardı kardeşler arasında. Bakkala gitme yarışı vardı mesela. Yarışmalar iki aşamalı olurdu. Ya babadan başlayıp büyük abi, küçük abi, abla ve dünkü bebe. Ya da anne ile başlardı ve yine aynı silsile devam ederdi. Büyük abi, küçük abi, abla ve dünkü bebe. Kazanan hep dünkü bebe olurdu ve hep o giderdi bakkala. Bizde sanatla, kitapla ilgili ya da filmle ilgili olurdu. Özellikle tiyatroyla ilgili olurdu. Daha çok yetişmeliyim, ne kadar bilmeliyim. Kendime rekabet ortamı yarattığım bir ev vardı. Aile içinde kendim bulduğum pek yarış olmadı. Babamla bol bol güreşirdik. Bir kere de kaburgamı çatlatmışlığı var. Sıralamanın tersine döndüğü yarışlarda olurdu. Yeni bir şey geldiğinde eve mesela. Bu bir balon olabilir, yeni bir top ya da bir kutu pişmaniye. O yarışları hep dünkü çocuk kaybederdi. Genellikle patlak balondan ağzı ile küçük baloncuklar yapardı. İlk topu alıp şişirmeye götürürdü lastikçi Ahmet amcaya. Ya da pişmaniyeyi bir tek o yerlere döker ya da boğazına kaçar. Aman dikkat etler yüzünden sadece bir tutamla oyalanırdı. Bütün bu eylemlerde ortak tek bir noktası vardı. Hepsini yaparken ağlardı dünkü bebe. Biz sokakta çok oyun oynardık. Seksek, saklambaç, yakan top. Hele saklambaç yaz akşamları gece 12'lere 1'lere kadar oynardık. Ve seksekte çok iddialıydık. Çocukların arasında rekabet hep oluyor. Olmaması mümkün değil rekabetsiz oyun. Tabii çocukluk benim bayağı bir 45 seneden bahsediyoruz. O dönemlerden gelen bir şey olduğu için bizde kukalı saklambaç falan vardı. Yani öyle kutu oyunu mutu oyunu oynamıyorduk. Olabilen kutu kukaydı. Misket oynuyordu çocuklar. Böyle paraları bilmem neleri yere dikip onu vurmaca böyle. Gaflik vardı miskette. Gaflik miydi, gafçık mıydı öyle bir şey. O böyle herkesin gafçığı cebinde dururdu falan. Büyüktü o misketler. Çok çıldırıp ben topumu alıp gidiyorum diyen çocuklar vardı. Maçın ortasında yani. Ben kızdırdınız, ben topumu alıp gidiyorum diyen çocuklar vardı. Hayatımızın birçok alanı bu sportif rekabete dayalı sporcu ruhu ile doludur. İlk başladığı yer elbette evimizdir. Okulda ders çalışma yarışı başlar. Sınıfın enleri oluşur. En çalışkan, en zeki, en hızlı, en yavaş, en kıt, en tembel. En çok çalışanın en az notu aldığına tanıklık etmişliğim var benim. Fakat az çalışarak da çok iyi notlar alanlar da gördüm. Standartın değişken olduğunu çok küçük yaşta anlayanlar hayatı keyif haline getirmeyi daha çabuk becerirler. Benim gibi dünkü bebeler biraz zorlanırlar. Evet, maç kaç kaç yarışma programımıza tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün muhteşem iki konuğumuz var ve ilk konuğumuz Estonya'dan katılıyor. Alo, hi, how are you? I'm great, how are you? Can you introduce yourself to us? What are you doing in these days? As said, I'm Alo and I am working in forestry sector. Yes. Thank you. Ve ikinci konuğum hepinizin yakından tanıdığı ve genç jenerasyonun en iyi oyuncularından ve benim hayranlıkla her zaman seyrettiğim, hatta konservatuarda ona söyleyecek hiçbir laf bulamadım,
Serkan Rutkay Ayıköz. Hoş geldin Serkan'cığım, nasılsın? Bulduk hocam, siz nasılsınız? Valla gururlandırdınız ya sunumla, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Seni gördüm, daha iyi oldum. Hadi bakalım anlat bana, neler yapıyorsun? Yasak Elma'yı çekmeye devam ediyoruz. Güzel, yolunda gidiyor. Seneye sizin de bildiğiniz sınıf arkadaşlarımdan işte Doğaç Yıldız, Tanıl Yöntem, Yunus Emre Terzioğlu ve ben bir komedi oyunu hazırlayacağız. Provalarına başlayacağız. Onun bayağı bir heyecanı var. Uzun zamandır böyle içime sinen bir metin olmamıştı. Size de okuyacağız hatta bir ara aklımızda. Bana çok güzel haberler veriyorsun. Sizden böyle şeyler duyunca inanılmaz mutlu oluyorum. Biliyorum bir taraftan dizi çekiyorsunuz ama bir taraftan da tiyatroyu bırakmamanız beni gerçekten çok gururlandırıyor. Hatta duygulanıyorum. Evet. Hocam ben de. Evet. Hatta çok özür dilerim, şeyi hiç unutmuyorum. Beni böyle yeni mezunken aramıştınız. İngilizcemi ilerletmemle ilgili, yurt dışında iş yapabilme potansiyelimle ilgili harika bir konuşma yapmıştınız bana. Ve hep her sene aklıma gelir, her sene üstüne koymaya devam ediyorum. Sağ olun verdiğiniz ilham için, her şey için. Devam ediyorsunuz. Canımsın sen. Alo, what kind of sports that you played before or feel interested in general? My main interest has been volleyball since I was really young. But also I have tried almost everything, wrestling, basketball. I'm interested in all kinds of sports, basically. Wrestling. Did you play professional or amateur? We reached quite a high level, but not at the very top. So it was above average, I would say. Perfect. Serkan, sen neler yaptın? Ben biliyorum aslında ama bizi seyredenler öğrensin diye soruyorum. Tabii hocam. Ben bayağı bir 8-10 yıla yakın profesyonel basketbol oynadım. Hatta okula girdiğimde konservatuara gizli gizli Zeliha Hoca'dan kaçak basketbol takımının antrenmanlarına gidiyordum. Bir kere sakatlandım. Odasına çağırdığını söylediler. Hemen gittim böyle seke seke. Durdu böyle. Ragıp da böyleydi şekerim dedi. Ragıp Savaş'tan bahsediyor. O da voleybol oynardı dedi. Ya basketbol ya tiyatro seçeceksin dedi. Seçtik tabii haliyle. Sanırım hepimiz Zeliha Hoca'dan kaçmışız. Ben de kaçıp kaçıp futbol oynardım. Kartal Spor'da oynuyordum. Antrenmanlara gidiyordum. Tabii kaçarak böyle. Onun dışında futbol, tenis, işte satranç, masa tenisi, elime gelen her şeyi yaptım. Futbolu aşırı sevdiğim için böyle yatkınlığım da vardı. Ondan sonra yapabildiğim kadarını hala devam ediyorum açıkçası. Ufak tefek sakatlıklar da yaşasam bu seneler içinde. Sporla bağım hala böyle devam ediyor yani. Ondan kopamıyorum. Hiçbir şekilde. Evet, evet. Hangi takım tutuyordun? Beşiktaş. Güzel, biliyorum. Çocukken evde ne tür oyunlar oynardınız ebeveynlerinizle? Valla hocam şeyi çok net hatırlıyorum. Bayağı çocukken bu yuvarlak soda mıydı neydi ismi? Böyle birbirinin üstünden atlamalı bir sistemi vardı, delikli. İşte zeka testi gibi, işte Einstein da vardı. Affedersiniz en böyle gerizekalı olan da vardı, 6 seviye. Onların işte sonuna gelirsen işte Einstein kadar zekisin gibi görünüyordu. Babamla arada satranç oynardık. Bir ara eniştemle çok domino oynadık. Ben daha çocukken tabii diziyordum onları da, sonra dedi gel evladım şimdi oturalım oynayalım doğru düz. Ben böyle dizip devirmekle uğraşıyordum başta. Monopoly çok oynardık. Hatta 11 Eylül günü içeride televizyon yayını var. Biz daha tabii çocuğuz yani, 2000-2001. 11 Eylül devam ederken ben hani Monopoly'ye devam etmek istemişim. Yeni köyü almışım, otel yapmışım. Ne 11 Eylül, bize ne ameliyat. 2-3 senedir, hatta 4-5 sene önce gördüğüm bir oyun var. Çok keyifli. Dixit diye bir oyun. 30 tane karttan oluşuyor ve kartların üstünde çok güzel illüstrasyonlar var, resimler var. Herkes kime ne hissettirdiğini söylüyor. Biri kartını açıyor. Kartını açan kişi en başta o kartın ona ne anlattığını söylüyor. Bir kelimeyle, bir şarkıyla, bir şiirle, hiç fark etmez. Sonrasında herkes onu tahmin etmeye çalışıyor. Herkes bilirse puan alamıyorsun. Kimse bilemezse de alamıyorsun. Böyle enteresan bir oyun. Böyle hani görsel hafıza ve çağrışım üzerine çok keyifli, çok kaliteli bir oyun. Aklımda o kalmış. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Peki tavlayla hiç ilgilendin mi? Hocam evet. Tavlayı araba kullanmayı olduğu gibi babam öğretti bana. Alman disiplini olduğu için de hiç acıması yoktur. Hani çok böyle çocukken gözümün dolduğunu biliyorum. 6-0, 6-0, 5-0 falan. Sonra ama biraz boynuz kulak durumu olmaya başladı. Böyle bir o dengeler bir değişti falan. İyi bir öğrenciydim yani. Tavla açısından gayet şeyimdir.
Kendi çapımda iddiam vardır hocam. İddiasız tavlacı görmedim ben. Bir gün bana da beklerim. Tabii. Bekle. Hello, do you have any board games that you play with your family or your friends in Estonia? As I said, one of my favorites is Catan, but also sometimes Monopoly or it's hard to say, there are so many of them actually. We do it quite often. And yeah, Risk, just simple cards, all kinds of different board games. Okay, perfect. Orada birden ebeveynlerinizden biri siz mutsuzluğa dönüşmeden imdadınıza yetişir. Hayatın en büyük tılsımı budur benim için. Yapabileceğiniz, mutlu olacağınız alanlar açar size. Aslında yaşını biraz almış olanlar hayatta kendilerini mutlu hissettikleri küçük alanları dünkü bebelerle paylaşırlar. Dedem gibi. Arif dedem. Babam bana satranç öğretmişti. Kafam gelişsin diye mi öğretti, ne yaptı? Satrancı geliştirmeye çalışırdım. Ama etrafımdaki arkadaşım hiçbirinin satrançla hiçbir alakası olmadığı için pek oynayabildiğimi söyleyemem tabii. Anneannem çok severdi 51 oynamayı. Anneannem ben bir el daha mı oynasak gerçekten, benim de canım sıkılmasın diye. 51 öğrenmişliğim vardır anneannemden. Eşeğimin kuyruğundan kravat yapmanın. Kravatlı dağlar, sümüllü bağlar, bizim eşek niçin ağlar? Deheş oldu dede, çüşeş oldu çüş çüş. Arif deden bu türküyü söylerdi bize. Prafa, prafa, prafa. Prafa oynardı. Arkadaşlarıyla saatlerce prafa oynardı. Prafa bir kağıt oyunuydu. Nasıl oynandığı üzerine hala hiçbir fikrim yok. Zaten ben de onu anlayacak pırıltıyı göremeyince ısrarla mutlu olmam için 66 öğretti. Basit bir kağıt oyunuydu 66. Yani öyle görünüyordu ama 20-40 puanlarla açılışları vardı. Ve 66'yı tamamlamaya çalışıyordunuz. Elinizde 66'yı tamamlayacak kağıt olduğunu düşünürseniz kapatırdınız oyunu. Eğlencelidir. Sonra üç kollusunu falan öğrendim onun. Sonra yerini bezik adı verilen oyuncağı bol başka bir oyuna bıraktı. Sayıları böyle tahta markoz adı verilen mandallı bir şeyle yazıyordunuz. Çok keyifliydi. Böylece diğer oyunlardan emekli oluyorsunuz. Dedemi kaybettikten sonra babamla saatlerce, hatta günlerce bezik oynardık. Babamı da kaybettikten sonra da bu keyif hayatımdan çıktı gitti. Tavlayı bana babam öğretti. 9 yaşında filandım. Önce kız tavlası öğretti. Çok keyif alırdı tavla oynamaktan. Çok eğlenirdik biz. Çok gülerdik. Şeylerdi, dur bakayım. Pencüse severler güzeli gencüse derdi. Tamamı kapanınca Hızır Şah'a kızını ver, yok. Padişah kızını vermeyecek derdi. Ben babamla gerçekten çok keyifli zamanlar geçirdim tavla öğrenirken. Şimdi kaldır bakayım kolunun altında bir şey mi var? Kaldırıp tavlayı kolumun altına sokuşturuverirdim. King, Ohel, Bridge gibi birçok oyunla yolum kesişti. Birçok arkadaşım hala o oyunların kulüplerinde oynuyor. Bakın, benden size küçük bir tavsiye. En elit geçinen bridge kulüplerinin içine biraz konuk olarak takılırsanız, kağıdı birbirlerine yedirmek isteyen mimarlar, hukukçular, uçak mühendisleriyle karşılaşabilirsiniz. Yani fanatik olmak için stadyumun içinde olmak gerekmiyor. Ben en iyisiyim, ben en mükemmeliyim, benden daha iyisi yoktur diyen megalomanların birlik olduğu yerde her zaman fanatizm vardır. Aslında kendine güveninin altı doluysa hastalık değildir bence der meşhur bir şair arkadaşım. Ama altı boşalıyorsa ve geçmişte kalanın da eseri kalmadıysa o megalomanlık ciddi bir hastalık içeriyor hepimiz için, toplum sağlığı içinde. Dedemin bir arkadaşı vardı.
Tavladaki kapışma yüzünden adamlar bir daha konuşmadılar. Bayağı küstüler birbirlerine. Koca öyle 70 yaşında herifler. If you are ready, we can begin. Okay? Evet, ve geliyor ilk sorumuz. Tavla kaç yıllık bir oyundur? A. 5 yıl. B. 50 yıl. C. 500 yıl. D. 5000 yıl. 5, 4, 3, 2, 1. Beleştepe. C ve C. Mükemmel. İkisi de yanlış. Doğru cevabımız 5000 yıl olacaktı. Tiyatroda eski tavla. Çok iyiymiş. Öyle görünüyor. Gelen şıklar böyle. Bunun kırıldığı aşamalardan bir tanesi de her evde zararsız başlayan, heyecanla devam eden, aile büyüklerinin öğrettiğine pişman olduğu, yenilenin doymadığı, her boş anında hadi 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 lütfen diye tutturanlar yüzünden uzun yıllar ara verilen, fakat başladığınızda hemen konsantre olup çok rahat tekrar iddialı bir birey haline getiren bir oyun. Satranç! Değil tabii. Tavla! Tavlanın hikayesi. Senenin birliği olarak tavla bir tanedir. Dört köşesi dört mevsimi, tavlanın içindeki karşılıklı altışar hane 12 ayı, pulların toplamı ayın 30 gününü, siyah beyaz pullar gece ve gündüzü karşılıklı 12'şer hane günün 24 saatini simgeler. Eski zamanlarda Hint İmparatoru satranç oyununu Pers İmparatoruna yanında bir mektupla hediye olarak göndermiştir. Mektubunda oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmazken şöyle bir mesaj yazmıştır. Pers İmparatoruna: kim daha çok düşünüyor, kim daha çok biliyor, kim daha ileri görüyorsa o kazanır. İşte hayat budur. Pers İmparatoru dönemin en alim veziri olan Buzur Mehir'le bu mesajı paylaşarak ondan oyunu çözmesi ve kendisinin de karşılık olarak Hint İmparatoruna hediye edilmek üzere başka bir oyun icat etmesini ister. Vezir haftalarca çalıştıktan sonra gönderilen satrançın her taş hareketini ve oyunu çözer. Daha sonra da 10 günde tavlayı icat eder ve imparatora sunar. Hint İmparatoruna tavla oyunuyla birlikte gönderilmek üzere şöyle bir mesaj hazırlanır. Hint İmparatoruna: evet, kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. Ama biraz da şanstır. İşte hayat budur. Bugün Beleştepe'de bir konuğumuz var. İçeriğini size o anlatacak ve önce kendisini tanımak istiyorum. İlkay'cığım, hoş geldin. Lütfen bize kendini tanıtır mısın? Hoş bulduk. Ve abi, ben de bir tiyatrocuyum. Tabii sen benim ustamsın, abimsin. Orası ayrı. Enis Fosoroğlu Tiyatrosu'nda başladım oyunculuğa. Hocamla, Tuna Keskin'le birçok oyunlar yaptık. Çocuk tiyatroları yaptık. Yaratıcı drama dersleri veriyorum. Sana konuk olduğum için de o kadar mutluyum ki teşekkür ediyorum. Ben yeni duydum sizin bu uygulamanızı, Backgammon Star tavla uygulamanızı. Bununla ilgili çok heyecanlıyım ama bu heyecanımı ben anlatmak istemiyorum, sana bırakıyorum. Tavla Stars bir kere öncelikle %100 yerli bir uygulama. Bizden. Ve eğlenceli bir oyun. Gerek grafikleriyle gerek yazılımıyla çok eğlenceli bir hale getirdik. Ve insanlar orada çok rahat hareket ediyorlar. Birbirlerini rahatsız edecek küfür vesaire gibi şeyler biliyorsunuz oyunlarda çok sık rastlanır. Bizim oyunda biz bunu minimuma getirdik. Hatta Reha abi şöyle bir şey yaptık. Geçen sene biz bir İstanbul turnuvası yaptık ve aşağı yukarı 22 bin kişi katılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik, tamam, aldık belgemizi, böyle yakışıklı bir belge, çok güzel. Bir de sokak hayvanlarına 5 ton mama bağışlayarak en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülü aldı. Muhteşemsiniz. Tebrik ediyorum. Tavla biliyorsunuz Türkiye'de çok sevilen bir oyun. Siz de oynuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Atasporum.
Ne abi, kim öğretti tavlayı? Çok ilginç. Benim babam bir oyun severdi. Bizim evde bezik oynanırdı. Yazmalı oyunlar var ya, isim şehir hayvan gibi, amiral battı gibi, o tip oyunlar çok oynanırdı. Tabii televizyon çok geç girdiği için bizim hayatımıza, radyo tiyatrosu dinlerken bir taraftan da bunları yapıyordu. Tavla ciddi bir aile turnuvasıydı. Tavla pullularının, zarlarının havalarda uçuştuğu. Yenilenin bir de öyle bir espri vardı ya, katlayıp koltuk altına öğren de gel. O... Hadi Mars'a gönderelim seni falan. Tabii. İşte okullar tatil. Ya bir de Reha abi, jargonu var. Farsça zar isimleri var. Bunları çok iyi bilen insanlar var. Ben hepsini biliyorum bunların. Ciddi misin? Ooo. E abi, İstanbul turnuvamız başlıyor. Kesinlikle katıl o zaman. Vallahi seve seve katılabilirim. Bir sürpriz yapabilirim yani size. Vallahi süper olur. Bu yeni İstanbul turnuvamız 10 Nisan'da başlıyor. Ödüllerimiz de çok güzel. Birinciye 50.000 TL veriyoruz. İkinciye iPhone 12 veriyoruz. Üçüncüye Bozburun Melek Otel'de bir hafta tatil veriyoruz. 2 kişilik ve yine sokak hayvanları yararına yapıyoruz bunu. İşin güzel noktası da, yani bizim de keyif aldığımız nokta da bu. İlk ay bir şeyi çok merak ediyorum. Ben diyelim ki bu yarışmaya katılmak istedim. Ne tür bir uygulama indireceğim? Nereye müracaat edeceğim yarışma için? Ve bu yarışmaya katılmak için bir şey ödeyecek miyim? Bu yarışmaya katılmak için hiçbir şey ödemeyeceksiniz. Ücretsiz. Tavla Stars oyununu bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza indireceksiniz. Turnuvaya katılmak için tavla.istanbul adresine de gidip orada görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama oyunu indirip oynamak şart tabii ki, biraz alıştırma yapmak lazım Reha abi. El pratiği açısından. Aynen. Tamam. Sıkı rakipler var çünkü. Beleştepe olarak aslında en çok ilgilendiğimiz şey de bu sosyal sorumluluklar ve bir takım şeylerin farkındalıklarına vesile olan insanlar. Bizi çok ilgilendiriyor bu tarafı. Sizi tebrik ediyorum İlkay. Muhteşem bir şey yapıyorsunuz ve ben de mutlaka katılmak istiyorum. Bize turnuvanın başlayış ve bitiş tarihlerini çok net olarak bir söyleyebilir misin? 10 Nisan'da başlıyor. 20 Nisan'da da bitiyor. Yani 10 ile 20 Nisan arası. Yaklaşık kaç başvuru olacak? Reha abi, o bir sürpriz. Tekrar belki 22.000'i 23.000'i geçip yine bir rekor alabiliriz. Yani onu şu an tahmin edemiyoruz ama geçen yıl 21.940 kişi katılmıştı. Bakalım bu yıl ne olacak? Muhakkak bu yayını izleyenler de katılacaktır diye düşünüyorum. Bizim programımızı biliyorsun, çok fazla yabancı ülkeden de seyrediliyor. Uluslararası bir turnuva mı yoksa kapalı bir turnuva mı? Bu ay içinde bir Berlin turnuvası yaptık. O kapalı bir turnuvaydı. Bu İstanbul turnuvası, herkes katılabilir. Dünyanın her tarafından insanları o zaman davet ediyoruz. Ve bu güzel, anlamlı ve manası hayata dönecek olan bir sürü şey için çok değerli olan bu turnuvaya herkesi davet ediyoruz. İlkay'cığım, çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Gerçekten bizim için çok değerli ve heyecanlı bir bekleyiş olacak. Ben senden turnuvanın tam olarak başlayış ve bitiş tarihlerini tekrar almak istiyorum. 10 Nisan'da başlıyor, 20 Nisan'da bitiyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel geçti. Bize yer verdiniz. Beleştepe'de olmak harika oldu gerçekten. Teşekkürler. Her zaman bekleriz. Çok sağ ol. Hoşça kal. Geldik ikinci sorumuza. İspanyol dünya tavla şampiyonu Ricardo Malas turist olarak geldiği İstanbul'da kapalı çarşıyı gezerken bir halı dükkanı sahibi esnaf Hakan Evin'le maç yapmıştır. Maç sonucu ne olmuştur? A. 7-2 halıcı yenmiştir. B. 7-2 Ricardo yenmiştir. C. 7-7 berabere kalmışlardır. D. Ricardo maç yapmaktan korkmuştur ve maç iptal olmuştur. 7-7 and Serkan dedi ki D. C ve D cevapları var. Ve doğru cevabımız A. Halıcı yenmiştir. Bizim halıcının yendiği düşündüm ama Ricardo'nun korkma ihtimali daha ağır bastığı için. Çünkü kapalı çarşı hani şey, yani hareketli bir yer. Babam da halıcı, biliyorum. Normal tavla oynanmıyor yani burada Ricardo'nun. Ve
Ya şimdi bu tarafa mı yoksa o tarafa mı diziyoruzdan başlar bir acemiye uyuz olmaya bir usta. Yok Cengiz, bak oğlum, ben sana tane tane anlatacağım. Tavla oyun tahtası gördüğün gibi 24 taneden oluşuyor. Altışardan gördüğün gibi 4 tane alan var. Senin ana alanın sağ tarafın. İlk 5 pulu bunun ilk hanesine koyuyorsun. Karşısı rakibin ana alanı, onun son hanesine 2 pulunu koyuyorsun. Sol tarafın senin ikincil alanın, onun ikinci hanesine 3 pulunu koyuyorsun. Rakibin ikincil sahasının ilk hanesine de kalan 5 pulu koyuyorsun. Her oyun başında 15 pulunu tavla tahtasına böyle yerleştiriyorsun. Rakibin de aynısının opozitini yapıyor. Tavla oyunun amacı ne biliyor musun? Bütün pulları tahtanın sana ait olan alanına getirmek. Bunu yaptıktan sonra rakip pulları toplamadan önce tüm pulları toplaman gerekiyor. Tavla tahtasından tüm pullarını ilk toplayan oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Anladım. Zevkli oyunmuş Rea. Peki. Şu zarları ne yapıyoruz? Onları şey yapıyoruz Cengiz. Yiyoruz Cengiz, yiyoruz. Şşt lan oğlum, şaka lan. Çıkart onları ağzından, çıkart. Bak şimdi. Tavla iki zarla oynanıyor. Gördün mü? İki zar. Oyuna kimin başlayacağını belirlemek için karşılıklı birer zar atıyoruz. Bir tane zar atıyorum, bir tane de sen. Büyük zar atan oyuncu oyunu oynamaya başlıyor. İki zarı tekrar alıp zarları atarak ilk hamlesini yapıyor oyuncu. Zar atışı sırayla yapılıyor. Zar atarken de bir takım deyişler kullanılıyor. Bak, benim duyduğum en ilginci şu. İskodra Selanik Dobruca Venedik, hadi yavrum kemik. Babam müthiş oynardı. Böyle büyük tavla partileri olurdu babamların. Bayağı 4-5 arkadaşı gelirdi. Sabahtan akşama kadar tavla oynadıklarını biliyorum. Yani benim için biraz fazla. Üniversitede çok oynuyorlardı. Bayağı turnuvalar, masalar yapılır, yan yana oturulur. İzleye izleye öğrendim ama iddialı değilim. Geldik üçüncü sorumuza. Dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası Nisan ayı ödülü ne kadardır? A. 5.000 TL. B. 15.000 TL. C. 50.000 TL. D. 50.000 çip. 5, 4, 3, 2, 1. Bereştepe. Bir 15.000 dedi iki yarışmacımız da mantık yürütüp, ama doğru cevabımız, çok istikrarlı gidiyorsunuz, 50.000 olmalıydı. Ve şu anda 0-0 berabere. Kendi pullarını ana alanına yönelik zar sayısı kadar ilerletiyorsun. İlk sarıda oynaması gerekiyor. İster tek pulla oynarsın, ister farklı pullarla. Çift atarsa 4 kere oynuyorsun. Yani 4-4 attığın zaman 4 tane 4 oynayacaksın. 2 veya daha fazla pul üst üste gelirse bir yerde buna kapı deniyor ve rakip bunun üzerine gelemiyor. Bir hanede tek pul bırakırsa rakip o pulu vurabilir, pul kırık sayılır ve oyuna tekrar girebilmesi için zar atarak rakibinin ana alanında boş bir haneye girmesi gerekiyor. Rea, ya giremezsin oğlum. İşte o vakit Cengiz'im okullar tatil. Yılmaz amcanın ruhu şad olsun. Geldik dördüncü sorumuza. Zeki Müren kapısı olarak bilinen zar eşleşmesi kaç kaçtır? A. Pencüse 5-3. B. Şeşciğer 6-4. C. Çağrı Dü 4-2. D. Hep yek. 1-1. 5, 4, 3, 2, 1. Beleştepe. Ve bir A, bir B cevabı yarışmamızda birini öne geçirdi. Ve o da Serkan Rutkay Ayıköz. Tebrik ediyorum Serkan'cığım. 1-0 öndesin ve son soruya girdik. Bir müjde veriyorum. Size alo diyorum sevgili rakip. Yek, dü, se, çar, penç ve şeş. Bağlaçları da var. Pencüse geldiği zaman
Şu anda birçok insanın severler güzeli Gencüse dediğini duyar gibi oluyorum. Hep pek terk etti herkes seni tek tek. Dibara, oyun gitti bana bana. Şeşşer, ne bağırıyorsun cercer? Seba yedi, Sebahattin'in düdüğü. Ha, dört çağır dediğimde de burada söyleyemeyeceğim bekçili bir değişik duyuyorum. Evet, geldik final sorusuna. Eğer bu sorumuzu Serkan bilirse yarışmamızın galibi olacak. İkisi de bilemezse yine Serkan galip olacak. Ve iki yarışmacımız da bilirse yine Serkan galip olacak. Serkan, çok büyük avantajlısın. Hadi bakalım. Evet. Ağustos ayında ilki düzenlenen İstanbul Tavla Turnuvası kaç kişinin katılımı ile dünyanın en büyük online tavla turnuvası rekorunu kırmıştır? A. 5 ülkeden 100 oyuncu. B. 7 ülkeden 7000 oyuncu. C. 1 ülkeden 20 oyuncu. D. 76 ülkeden 21.940 oyuncu. 5, 4, 3, 2, 1, free heel. D, D. Ve doğru cevabımız Serkan Rutkay Ayıközü turnuvamızın ve yarışmamızın şampiyonu yapıyor. Değişler, maniler, tekerlemeler, o daha neler neler. Ama yenilen hep bir şekilde kıvırmasını bilir. Heh, sen iyi oynadığın için değil, zar gelmedi, ben ne yapayım? Zar tutuyorsun aga, zar tutuyorsun işte, zar tutuyorsun. En iyimser yerilgi cümlesi. E ne yapayım, bugün günümde değilmişim, Allah Allah. Ya bugün çok şanssızım ya. Atıyorum atıyorum gelmiyor. Atıyorum atıyorum gelmiyor. Ama tabii bir süre sonra sinir oluyorsun yani. Sürekli kaybediyorsan. Bu arada ben çok ballıyımdır. Babama tutmazdı ama benim arkadaşlarım benimle hiç tavla oynamak istemezlerdi. Kaybetme bahaneleri. Ya klasiklerin dışında bugün şansım yaver gitmedi, işte zar gelmiyor falan dışında bir arkadaşım gerçekten oyunun ortasında şunu yaptığını hatırlıyorum. Telefonu çalıyormuş gibi yapıp benim gerçekten gitmem lazım falan deyip oyunu bırakıp kaybetmek üzereyken onu yapanları gördüm. Yenen mutlaka koltuğunun altına sokmak ister tavlayı yenilin. Bir de tabii yani tavlayı kafaya geçirmek diye bir şey de söylenir. Espri tabii. Çünkü bugüne kadar hiç o tavlayı kafaya geçiren manyak görmedim. Bir arkadaşım var, Barış, hiç unutmam. Ağzıyla oynuyor, böyle atıyor, altı atıyor, ooo bir şeyler yapıyor, hareketler yapıyor. Dediği geliyor ya, atıyor, dediği geliyor arkadaş. 5-0 mı ne yendi, benim odamdayız. Girdim tavlayı bunun kafaya çarptım. Anlayacağınız, esnaflar zaman geçirmek için, beyaz yakalılar öğle yemeğinden sonra kafa dağıtmak için, işsizler zamanı törpülemek için komşuculuk oynarlar bu oyun sayesinde. Ev halkı ortak bir yarış alanı geleneksel iletişim aracı olarak kullanırlar bu oyunu. Dertleşmek, dedikodu yapmak, ülke meselelerini tartışmak, haftanın spor olaylarında rakip düşenler birbirini kızdırmak için kullanırlar bu oyunu aracı olarak. Bir tavla oyununun en büyük tehlikesi bunlar değildir. Tavla en çok bir Türk kahvesiyle kirlidir. Zar tutma yeteneği olanlar kahve fincanıyla atış yaparlar. En büyük tehlike bu oyunun bu iki fincanı karıştırıp zarı yutmak, dökülen kahveyi temizlemek. Ve Serkan'cığım, tebrik ediyorum. Nasıl hissediyorsun? TRT'nin çerçevesindeydi sevgili Alo arkadaşımla beraber. Harika yarıştık. Zaten bu hep futbolda da konuştuğumuz sizinle. Önemli olan oyunun oynanması. Geri kalan şeyler sadece oyunu alıyor. Aynen. Ama Zeki'nin sorusu için ayrıca teşekkür ederim. Biraz orada bir kollama hissettim. Hoşuma gitti. Alo. Yes. How are you? I'm not sure. How are you feeling? Positive. Yeah, okay. Did you enjoy our quiz program? Yes, it was lovely. Thank you very much for joining to our program.
Of course, anytime. Maybe we can meet again in Czech Republic. Maybe, or Turkey, or wherever. Over there. Yeah. Serkan'cığım, biz Alio'yla daha önce Çek Cumhuriyeti'nde karşılaşmıştık. Prag Kuadrenali'ne katılmıştık Ayşegül'le beraber. Orada denk geldik. Ece'nin arkadaşıydı. Ve yarışmamıza katıldığı için minnettarız kendisine. Thank you very much for joining our program again. Serkan'cığım, tebrik ediyorum ve bugün bizden benim çok sevdiğim bir kitap olan Nuri Kurtçeven'in çizimleri, Sid Barrett'ın hikayesini anlatan Dark Side of the Pink Floyd adlı kitabı çok hediye ediyoruz sana. Çok sağ olun. Ama hediyemiz bununla bitmiyor. Bugün muhteşem bir hediyemiz daha var sana. Üstünde İstanbul. Çok iyi. Eski İstanbul'u iyi var. Eski İstanbul olan muhteşem bir tavla. İçindeki pullar, zarlar vesaire o kadar kaliteli ki anlatamam. İstersen bir gün bana gel, sana bunun nasıl oynanacağını öğreteyim. Zevkle. Fena bir öğrenci değildim zaten. Okuldan hatırlarsınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Serkan katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Yani program ayrı, muhabbet ayrı, hediyeler için çok ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Sid Barrett'ın o animasyon, illüstrasyonu için, dergi için ve tavla için. Ve tabii ki sizinle Zoom üstünden de olsa şöyle karşılıklı konuşuyormuş gibi, hani oynuyormuş gibi olmak da hoşuma gitti yıllar aynen sonra. Umarım bir gün ve bunu gerçekten çok istiyorum. Evet. Böyle evet. Karşılıklı baba oğul, abi kardeş falan oynayacağımız roller. Harika olur. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyiliğe kaçalım. Kaçalım. Güzel günler göreceğiz. Hep birlikte iyiliğe kaçalım.